Masadan da parmak izi alalım, olur mu? Alıyoruz ama işe çıkması zor. Günde kaç kişinin eli değiyor? Şu kovanları da toplayalım. Balistik testi için lazım olacak. Tamam. Bak bak, şuralara, şuralara. Tamam. Baksana bir. Nasıl görmedin kardeşim saldırganları? Dibinde olmuş olay. Komiserim, bir anda oldu her şey. Silah sesini duyunca korkudan saklandım ben de. Sonra dışarı çıktım, kadını yerde gördüm. Müşteriler de bir şey görmemiş. Yok mu burada kamera? Var. Var ama sadece içeriği görüyor. Dış masaları görmüyor mu? Sokağı, arkayı falan. Maalesef. Sonra ne oldu? Anlat sen. Sonra adamlar arabaya binip kaçtılar. Peki arabanın plakasını aldın mı? Yok. Düşünemedim o anda. Aferin sana. Kadının yanında birisi varmış. Sen tanıyor musun? Hayır. Sürekli gelen bir müşteridir belki. İlk defa gördüm komiserim. Tanımıyorum. Çok yardımcı oldun ya. Git yazılı ifadeni ver memur arkadaşlar. Peki. Hadi. Kolay gelsin. Sağ olun komiserim. Cemal, nedir durum? Abi, maktulün kimliği belli. Gülşah Alkan. Burada silahlı saldırıya uğramış. Ama yanında birisi daha varmış. O kaçmış. Polisi beklememiş yani. Bana şüpheli geldi. Bana da. Başka? Adam kaçarken kadının telefonunu da götürmüş olabilir. Çünkü Gülşah'ın üzerinden çıkmadı. Öğrenemedik mi adam kimdir, nedir, ne değildir? Öğrenemedik abi. Etraftan kamera kayıtları toplatıyorum. Yakınlarına bir haber verelim. Maktulün ev ve iş adresini bulduk mu? Beyza sistemlerini ölçüyor.